Merhaba arkadaşlar bugün matematiğin en temel konularından biri olan fonksiyonlara bir giriş yapacağız konu anlatımlı bir video olacak arkadaşlar fonksiyonlar çok geniş bir alana yayıldığı için bunu 2-3 videoda yapmayı düşünüyorum bu ilk video ve burada sadece fonksiyonların temel özellikleri neye yönelik bir giriş yapacağız şimdi fonksiyonlara geçmeden önce arkadaşlar biraz bağıntıdan bahsedelim. Bağıntı arkadaşlar A ve B herhangi iki küme olsun A çarpı B kümesinin her alt kümesine bağıntı denir. E, A çarpı B aslında A kümesiyle B kümesinin kartezyen çarpımı olarak düşünebiliriz. Şöyle ki e, bağıntıyı şu işaretle beta işaretiyle göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi A kümesinin elemanları A, B, C, D olsun. B kümesinin elemanları da 1, 2, 3, 4 olsun. Dolayısıyla A'dan B'ye bir bağıntı şu şekilde A kümesinin elemanıyla B kümesinin elemanlarını eşleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın A kümesi B kümesinden 4 farklı elemanla eşleşebilir. Dolayısıyla A1, A2, A3, A4. Aynı şekilde B kümesi de şey B elemanı da B kümesinin elemanlarının her biriyle eşleşebilir. B1, B2, B3, B4 ve bu şekilde arkadaşlar tüm oluşturulan bu eşleş eşleştirmelere biz bağıntı diyoruz. Ve matematiksel olarak da bağıntıyı şöyle tarif edebiliriz. Beta eşittir. AB sıralı ikilileri. Buradaki A, A kümesine ait olacak. B de B kümesine ait olacak. Dolayısıyla bu şekilde oluşturulabilecek AB sıralı ikilileri A çarpı B, A ve B kümelerinin kartezyen çarpım kümesinin bir alt kümesi olacak. Şimdi A kümesinin eleman sayısına M diyecek olursak, B kümesinin eleman sayısına da N. Bu durumda A çarpı B, yani A çarpı B kartezyen A kümesiyle B kümesinin kartezyen çarpımından oluşan kümenin eleman sayısı M çarpı N'dir. Ve toplam oluşturulabilecek A'dan B'ye bağıntı sayısı da 2 üzeri M çarpı N. Aslında A çarpı B kümesinin eleman alt küme sayısı, tüm alt kümelerinin sayısı. Eleman sayısı M çarpı N olduğu için, kartezyen çarpımının. Bu durumda A çarpı B kümesinin tüm alt kümelerinin sayısı 2 üzeri M çarpı N formülüyle hesaplanır. Bunu kümelerden biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bağıntılara küçük bir giriş yaptıktan sonra fonksiyonları şu şekilde tanımlayabiliriz. Şimdi fonksiyon arkadaşlar özel tanımlı bir bağıntıdır. Yani aslında fonksiyon bir bağıntı. Ama özel tanımlı bir bağıntı. Nedir şartlarımız? Yani bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için A kümesinin her elemanı B kümesinin en fazla bir elemanı ile eşleşmesi şartı ile tanımlanabilecek tüm bağıntılara fonksiyon denir. Her fonksiyonun bir tanım kümesi, bir de değer kümesi vardır. Fonksiyonların gösteriminde genellikle f, g, h harfleri kullanılır. Şimdi arkadaşlar A kümesi yine biraz önceki örnekte olduğu gibi a, b, c, d elemanlarını içeriyorsun. B kümesi de 1, 2, 3, 4. Şimdi e, bağıntının fonksiyon olabilmesi için bir kere A kümesindeki e, ki bu kümeye biz tanım kümesi diyeceğiz arkadaşlar. Fonksiyonun tanım kümesi B kümesine de fonksiyonun değer kümesi diyeceğiz. Bu durumda bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için tanım kümesindeki tüm elemanları kullanmamız gerekiyor. Yani tanım kümesinde boşta eleman kalmamalı eşleştirme sonucunda. Birinci şartımız bu. A kümesinde yani tanım kümesinde eşleşmemiş eleman kalmayacak. İkinci kuralımız ise tanım kümesindeki herhangi bir eleman e, değer kümesindeki birden fazla elemanla eşleşmeyecek. Yani burada B kümesi yani değer kümesinde eşleşmemiş eleman kalabilir. O bir sıkıntı değil arkadaşlar. Boşta eleman kalabilir. Bu fonksiyona ters bir durum değil. Burada asıl olan tanım kümesindeki elemanların tamamının kullanılması gerekiyor. Ve değer kümesindeki Tanım kümesindeki herhangi bir elemanın karşılığında değer kümesinde birden fazla eleman olmamalı eşleştirme sonucunda. Bu durumda arkadaşlar bu tarz bağlantıları biz fonksiyonluyoruz. Ve F A'dan B'ye şu şekilde gösteriliyor. Bu F fonksiyonu e, A kümesinden B kümesine demektir. Ve ifade olarak yukarıdaki gösterim bize F fonksiyonunun A kümesinin elemanlarını B kümesine taşıdığını söylemektedir. Şimdi arkadaşlar tanım kümesindeki herhangi bir elemanın değer kümesinde birden fazla karşılığı varsa, az önce anlattığım gibi bu durumda bu eşleştirmeye fonksiyon diyemeyiz. Örnek A kümesinin elemanları A B C D olsun, B kümesinin elemanları da 1 2 3 4. Bakın burada A kümesi tanım kümesindeki e, A elemanının bakın B kümesinde iki farklı elemanla eşleştirilmiş yani A 2, A 4 yani A hem 2'ye gidiyor hem 4'e gidiyor. Dolayısıyla bu bir fonksiyon değildir arkadaşlar. Ee, şu olabilir. Bakın B elemanı 1'e gidiyor. D elemanı da 1'e gidebilir. Burada bir sıkıntı yok. Bu fonksiyon olmaya ters bir durum değil. Buradaki asıl olan A kümesinin tüm elemanları eşleştirilecek. Bakın burada her biri eşleştirilmiş. Aynı zamanda herhangi bir elemanının B kümesinde birden fazla karşılığı olmayacak. Oysa bu örnekte birden fazla A elemanının karşılığı var. Dolayısıyla bu bir fonksiyon değil. Şimdi fonksiyon sayısını nasıl hesaplıyoruz? M elemanlı bir kümeden N elemanlı bir kümeye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı N üzeri M formülü hesaplanır. Şöyle ki A kümesinin eleman sayısı M olsun, B kümesinin eleman sayısı da N olsun. F A'dan B'ye olacak şekilde tüm oluşturulabilecek fonksiyonların sayısı N üzeri M Formülle hesaplanır. Bunu da permütasyon gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi e, kuralımız neydi? Fonksiyon olma kuralımız. E, M yani A kümesindeki tüm elemanlar kullanılacak e, ve hiç e, A kümesindeki herhangi bir elemanın B kümesinde birden fazla e, karşılığı olmayacak. Bu durumda arkadaşlar A kümesindeki birinci elemanın B kümesinde N tane karşılığı olabilir. Şey pardon. birinci eleman için birinci elemanı B kümesindeki N tane elemandan herhangi biriyle eşleştirebiliriz. İkinci elemanı yine B kümesinden N tane elemanla eşleştirebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar M tane N'nin çarpımı elde ediliyor. Yani N üzeri M. Tam tersi bir durumda yani f fonksiyonu b'den a'ya olduğu zaman bu sefer de toplam fonksiyon sayısı m üzeri n formuyla hesaplanır. Ee, yukarıkinin tam tersi. Yani burada da n tane m'nin kendisiyle çarpılmıştır. Şimdi arkadaşlar fonksiyonların girdileri vardır. Bir de çıktıları vardır. Biz fonksiyonların girdilerine bağımsız değişkenler diyoruz. Çıktılarına ise bağımlı değişkenler diyoruz. Bağımsız değişkenleri x ile göstereceğiz. A ya da tanım kümesi diyelim. Yani tanım kümesindeki tüm elemanları x ile sembol edeceğiz, sembolize edeceğiz. Bağımlı değişkenleri ise y ile sembolize edeceğiz. Buradaki y'ler çıktıları, x'ler de girdileri gösterecek. Bir başka ifadeyle x'ler tanım kümesinin elemanlarını, y'ler ise değer kümesinin elemanlarını Şimdi her fonksiyonun girdileri ve çıktıları vardır dedik. Aynı zamanda bu fonksiyonun arkadaşlar çıktıları o fonksiyonun görüntü kümesinin elemanlarını oluşturuyor. Yani girdiler tanım kümesinin elemanlarını, çıktılar ise görüntü kümesinin elemanlarını oluşturuyor. Buradan arkadaşlar şöyle bir ufak örnek yapalım. Şimdi x bağımsız değişkeninin f fonksiyonu altında oluşturduğu görüntüye Y veya fx diyeceğiz ve şöyle ki f arkadaşlar x bağımsız değişkenlerini y bağımlı değişkenlerine götürüyor f fonksiyonu. Ve y'lere de fx diyeceğiz. Bu durumda x yerine mesela 2 yazacak olursak bu durumda f fonksiyonu 2'yi f2'ye götürecek. Yani y burada f2'ye eşit olacak. Eğer x yerine 0 yazacak olursak bu durumda f fonksiyonu 0'ı y eşittir f0'a götürecek. Buradaki f2 ve f0 görüntü kümesi arkadaşlar. Ee, örnek şöyle bir örnek yapalım. y eşittir fx o da eşittir x artı 1 olsun. Yani fonksiyonumuz x artı 1 olsun. Bu ne demek? f fonksiyonu x'leri x artı 1'e götürüyor. Yani x yerine 0 yazacak olursak bu durumda y eşittir f0 eşittir. Şurada 0 yazdığımız zaman 0 artı 1 eşittir 1. Yani f0 1'e eşit x eşittir 0 iken f0 eşittir 1 e. Buradaki x bağımsız değişken f0 ise 0'ın görüntüsü. f fonksiyonu altındaki görüntüsü. O da nedir? 1. Şimdi değer kümesi ile görüntü kümesi arasındaki temel farkı açıklayalım arkadaşlar. Bunun için şöyle küçük bir örnek yapalım. Daha net anlaşılır. f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon olsun. Yani tanım kümesi reel sayılar. Değer kümesi de reel sayılar. Ve fx fonksiyonumuz da x kare olsun. Şimdi burada tanım kümesi reel sayılar. Değer kümesi de reel sayılar. Şimdi görüntü kümesi, f fonksiyonun görüntü kümesi arkadaşlar x kare. Yani x'leri x kareye götürüyor. Bu ne demek? Yani sıfır veya pozitif olmak zorunda. Değer kümesi ise reel sayılarda. Oysa fx fonksiyonun görüntü kümesi pozitif reel sayılarla sıfırın birleşim kümesi veyahut da tüm reel sayılardan negatif reel sayılarının çıkartılması yani farkı, fark kümesi. Bu durumda arkadaşlar fx fonksiyonunun görüntü kümesi değer kümesinin bir alt kümesidir. Yani f fonksiyonunun görüntü kümesi negatif sayıları içermez. O kümede negatif sayılar olamaz. Çünkü hiçbir sayının karesi negatif olamaz. Yani buradan yola çıkarak Görüntü kümesinin f fonksiyonun görüntü kümesinin değer kümesinin bir alt kümesi olması gerektiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar fonksiyonların bir takım özellikleri var. Bu özelliklerini tek tek üstünden geçelim. Şimdi birebir fonksiyon nedir? Fonksiyonların arkadaşlar bu özelliğini ifadelerle anlatmak, kelimeden anlatmak çok kolay değil. Ama hani şey olarak şöyle söyleyebiliriz. Değer kümesindeki herhangi bir elemanın tanım kümesinde birden fazla elemanla eşleşmemesi gerekiyor. Zaten tanım kümesindeki elemanları değer kü... tanım kümesindeki herhangi bir elemanın değer kümesindeki birden fazla elemanla eşleşmesi durumu zaten fonksiyona ters bir durumdu. Şimdi buradaki bir fonksiyonun birebir olabilmesi için değer kümesindeki herhangi bir elemanın da tanım kümesinde birden fazla karşılığı olmamalı. Bunu matematik olarak biz şöyle ifade ediyoruz. Tanım kümesine ait tüm x1, x2 çiftleri için düşünelim. Eğer x1 ve x2'nin görüntüleri yani fx1 ile fx2 birbirinden farklıysa bu durumda x1 ile x2 de birbirinden farklı olmak zorunda. Veya tam tersinden de okuyabiliriz. x1 ile x2 birbirinden farklıysa fx1 ile fx2 de birbirinden farklı olacaktır. Veya bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Eğer x1 ve x2 elemanlarının tanım kümesine ait x1 ve x2 elemanlarının görüntüleri birbirine eşitse bu durumda kendileri de birbirine eşit olmak zorunda. Veya kendileri eşitse görüntüleri de birbirine eşit olacak. İşte bu şartı sağlayan fonksiyonları biz f e birebir fonksiyon diyoruz. Şimdi bunu Venn şemasıyla şöyle gösterecek olursak daha kolay anlaşılır. Ee, A kümesi A B C D elemanlarından olsun. B kümesi de 1 2 3 4 Bakın burada arkadaşlar A kümesinde zaten boşlu eleman kalmayacaktı ki bu örnekte kalmamış. Burada B kümesindeki her bir elemanın A kümesinden sadece bir elemanla eşleşmiş olduğunu görüyoruz. Burada B kümesinde boşta eleman kalabilir. Çok önemli değil. Önemli olan arkadaşlar B kümesindeki elemanların teker teker A kümesinde birden fazla elemanla eşleşmemiş olması gerekiyor. Dolayısıyla bu fonksiyon birebir fonksiyon. Ama şu fonksiyona bakalım arkadaşlar. Burada bakın iki elemanı yani B küme değer kümesine ait olan iki elemanın tanım kümesinde iki tane karşılığı var. Yani FA eşittir 2, FD eşittir 2. Bu durumda bu birebir fonksiyon olamaz arkadaşlar. İki elemanla birden fazla tanım kümesinde eleman eşleşmiş. Bakın burada dördün boşta olması çok önemli değil. Yani bu birebir özelliğini ortadan kaldıran bir durum değil. Önemli olan dediğim gibi değer kümesindeki e, herhangi bir elemanın karşılığı tanım kümesinde birden fazla olmamalı. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. fa A eşittir F D. Çünkü neden? 2'ye eşit. F A ile F D 2'ye eşit. Bu durumda A ile D'nin birbirine eşit olması gerekirdi. Birebir olabilmesi için. Oysa A ile D birbirinden farklı. Dolayısıyla bu birebir bir fonksiyon değil. Şimdi birebir fonksiyon sayısının nasıl hesaplandığına bakalım. M, eleman, M elemanlı bir kümeden N elemanlı bir kümeye tanımlanabilecek birebir fonksiyon sayısı şöyle hesaplanır arkadaşlar A kümesinin elemanları M, B kümesinin eleman da N olsun. Burada arkadaşlar N M'den büyük eşit olmak zorunda. N M'den büyük eşit olmazsa zaten birebir fonksiyon tanımlamamız mümkün değil. Şimdi f fonksiyonu A'dan B'ye olsun. Eğer N M'den büyükse toplam birebir fonksiyon sayısı arkadaşlar n çarpı n 1 çarpı n eksi m artı 1. Yani p m şeklinde gösterilir. Yani n'nin m'li permütasyonlarının sayısıdır. Eğer m ile n birbirine eşitse bu durumda n faktöriyel veya m faktöriyel de söyleyebiliriz. Bu da zaten p'nin n'nin m'li permütasyonunun sayısına eşittir. Bunu şöyle düşünelim arkadaşlar. B kümesinin eleman sayısı ne? birebir olacağı için ve N'den M'den büyük eşit olduğu için N'nin M'li dizilimlerinin sayısını bulmamız lazım. Çünkü e, A kümesi eleman sayısı M. N'nin M'li dizilimlerini bulduğumuz zaman, kaç farklı dizilimi varsa bunu bulduğumuz zaman bu durumda e, A kümesinin elemanlarıyla birebir eşlenmiş olacaktır. Yani permütasyonla hesaplıyoruz arkadaşlar. Birebir fonksiyon sayısının hesaplanmasını. Şimdi bir de örten fonksiyondan bahsedelim arkadaşlar. Bir fonksiyonun değer kümesi ile görüntü kümesi birbirine eşitse bu fonksiyona örten fonksiyon denir. Örten fonksiyon tanım kümesindeki tüm elemanlar ile değer kümesindeki tüm elemanların birbirine eşleyebilir. Yani şeyde arkadaşlar değer kümesinde eşlenmemiş eleman kalmayacak. Eşlenmemiş eleman kalmayacak buna biz örten fonksiyon diyoruz. Mesela bu F fonksiyonu soldaki şu örnekte, bakın örten fonksiyondur. Yani değer kümesinde bakın boşlu eleman yok. Tüm elemanlar eşlenmiş. Örtmüş yani. A kümesi, tanım kümesi, değer kümesini örtmüş. Dolayısıyla buradan örtebilmesi için de zaten şunu mantıken söyleyebiliriz. A kümesinin eleman sayısının en az B kümesinin eleman sayısı olması gerekiyor yani B kümesinin eleman sayısından büyük eşit olması gerekiyor. Ancak o şartla zaten A kümesi B kümesini örtebilir. Bakın bu örnekte 4 elemanı değer kümesindeki 4 elemanı boşta kalmış. Boşta kaldığı için arkadaşlar bu örten bir fonksiyon değil. Şimdi örten fonksiyon sayısının hesaplanması arkadaşlar biraz karışık bir algoritması var. eee M elemanlı bir kümeden N elemanlı bir kümeye tanımlanacak örten fonksiyon sayısı arkadaşlar şu formülle hesaplanır. Nedir? Toplam örten fonksiyon sayısı eşittir. Toplam sembolü K eşittir sıfırdan N'ye eksi bir üzeri K çarpı N'nin K'lı kombinasyonu çarpı N eksi K'nın N'inci kuvveti. Şimdi arkadaşlar bunu böyle açacak olursak eğer toplam sembolü yerine toplam örten fonksiyonu sayısı eşittir. K yerine 0, 1, 2, 3, 4, n'e kadar değerler veriyoruz. Dolayısıyla n'nin sıfırlı kombinasyonu. Çünkü neden? K 0 şu eksi 1 üzeri k. Yani eksi 1'in sıfırıncı kuvveti bileşt olacağı için. N'nin sıfırlı kombinasyonu çarpı n üzeri m. Bakın bu ifade bize ne veriyor? N'nin sıfırlı kombinasyonu da bileşt olduğu için aslında bu n üzeri m'ye eşit. Bu da A'dan B'ye tanımlanabilecek toplam fonksiyon sayısını veriyor. Dolayısıyla aslında toplam fonksiyon sayısından bakın şimdi B kümesindeki elemanlardan birini boşa çıkarttık. Çünkü örten olabilmesi için boşta eleman olması lazım. Dolayısıyla bir tane eleman boşta olabilmesi için kaç farklı seçim var? Eleman sayısı ne olduğu için B kümesinin? N'in birli kombinasyonu kadar seçenek var. Yani hangi elemanı boşa çıkartacağız? Kaç tane seçeneğimiz var? N'nin birliği kombinasyonu. Dolayısıyla geriye ne kadar eleman kaldı? N-1 tane eleman kaldı B kümesinde. Dolayısıyla N-1 tane eleman kaldığı için de toplam fonksiyon sayısı N-1'in neyinci kuvveti. Şimdi bundan bunu çıkarttığımız zaman arkadaşlar e, şunu ilave etmemiz gerekiyor. Biz buna arkadaşlar içer, içerme dışlama prensibi diyoruz. Çünkü şurada toplam fonksiyonlardan şunu çıkarttığımız zaman fazladan bir şeyleri çıkartıyoruz. Dolayısıyla fazladan bir şeyleri çıkarttığımız zaman yerine onları yerine koymamız gerekiyor. Bu algoritmanın arkadaşlar nasıl çalıştığını şimdi bir sonraki sayfada bir örnek üzerinde anlatacağım. Oradan çok daha güzel bir şekilde anlayabileceğinizi düşünüyorum. Bunu şuna da benzetebiliriz. A ve B iki küme olsun. A birleşim B kümesinin eleman sayısı A kümesinin eleman sayısıyla B kümesinin eleman sayısının toplamından her iki kümenin kesişim kümesinin eleman sayısının çıkartılmasıyla bulunuyordu. Burada arkadaşlar neden bunu çıkartıyoruz? Çünkü neden? A kümesinin eleman sayısını hesaplarken aslında kesişim kümesinin elemanlarını da bunun içinde. B kümesinin elemanlarını hesaplarken orada da kesişim kümesinin elemanları içinde. Dolayısıyla burada aslında A ile B'yi eleman sayısını toplarken kesişim kümesinin eleman sayısını iki kere toplamış oluyoruz. İki kere topladığımız için bir tanesini dışarı çıkartmamız gerekiyor. Ancak o şekilde birleşik kümesin eleman sayısını buluyoruz. Yani bu olayı ona benzetebiliriz. Şimdi şöyle bir örnek yapalım arkadaşlar. A kümesi 1, 2, 3 elemanlarından oluşan bir küme olsun. B kümesi de A, B, C elemanlarından oluşan bir küme olsun. Dolayısıyla e, bu şekilde A'dan B'ye yazılabilecek toplam örten fonksiyon sayısını hesaplayalım. Öncelikle A'dan B'ye hesaplanabilecek tüm fonksiyonların sayısı 3 üzeri 3 yani 27 tane. Bakın burada her bir fonksiyon... Şunlar her biri birer fonksiyon. Ee, yani 1A, 2A, 3A. Bu bir fonksiyon. 1A, 2A, 3B. 1A, 2A, 3 c Bunların her biri arkadaşlar hiçbiri tekrar etmiyor. Bu şekilde 27 tane fonksiyon yazabiliyoruz. Şimdi e, B kümesinden herhangi bir elemanı dışarı çıkartalım. Çünkü örten olması için değer kümesinde boşta eleman olmalı. Dolayısıyla bu şekilde A'yı da çıkartabiliriz, B'yi de çıkartabiliriz, C'yi de çıkartabiliriz. Şimdi A'yı çıkarttığımız zaman ne oluyor? Bu durumda değer kümesinde bakın iki tane eleman kaldı. B ve C. Dolayısıyla oluşturulabilecek fonksiyon sayısı 2'nin 3. kuvveti. Yani 8 tanedir. Bakın onların da tüm 8 tane fonksiyon bu şekilde yazılabilir. Şimdi B'yi çıkarttığımız zaman bu durumda 2 tane eleman kaldı. Yine 2 üzeri 3, 8 tane fonksiyon yazılabilir. Bakın onlar da bunlar. C'yi çıkarttığımız zaman yine 2 üzeri 3 tane fonksiyon yazılabilir. Onlar da bunlar. Bakın bu yeşiller ve şu e, turuncu renkli, şu açık mavi renkli olanlar bakın iki kere çıkar. Yani biz şimdi buradaki formülde arkadaşlar toplam örten fonksiyon sayısını hesaplıyorken bakın 3'ün sıfırlı kombinasyonu 3 eksi 0'ın 3. kuvveti. Yani 27. 27 buradan geliyor. Şimdi biz buradan 3'ün birli kombinasyonu ne demek? A'yı da çıkartabiliriz dışarı. B'yi de çıkartabiliriz. C'yi de. Yani 3 farklı seçenek var. Bu durumda geriye kalan eleman sayısı 2. 2 üzeri 3, 8. 8 kere 3, 24. Bakın bu 8 artı 8 artı 8, burası 24. 24'ü çıkarttığımız zaman şunları 2 kere çıkartmış oluyoruz. Dolayısıyla bir sonraki adımda arkadaşlar bunları ilave etmemiz gerekiyor. Bir sonraki adım nedir? Bakın şimdi bir sefer 2 tanesini çıkartıyorum. AB'yi çıkartıyorum veya AC'yi çıkartıyorum veya BC'yi çıkartıyorum. Dolayısıyla kaç farklı seçenek var? 3'ün ikili kombinasyonu. 3'ün ikili kombinasyonu. Dolayısıyla geriye kaç eleman kaldı? Mesela A ile B'yi çıkarttığımız zaman bir eleman kaldı. Dolayısıyla birin üçlü, birin üçüncü kuvveti. Bu kadar fonksiyon yazılabilir. O da 1C, 2C, 3C tek bir seçenek var. Dolayısıyla aynı şekilde A ile C'yi çıkarttığımız zaman 1B, 2B, 3B. Birin üçüncü kuvveti. Yani bir tane fonksiyon yazılabilir. Dolayısıyla bakın burada şimdi iki kere çıkarttığımız için bakın burada Tekrar bunları yerine koyuyoruz. Üç farklı. Bunları yerine koyuyoruz. En son iterasyonda K3 olduğu zaman şu 3 eksi 3 sıfır olacağı için oradan sıfır gelecektir. Yani şeyimiz bitmiş oluyor iterasyonumuz. Yani 27'den 24'ü çıkar. 3. 3 ilave et, 6. Yani 6 tane örten fonksiyon yazılabilir. Bakın o 6 tane örten fonksiyonu da bunlar arkadaşlar. F1A, F2B, F3C, F1A, F2C, F3B, F1B, F2A, F3C, F1B, F2C, F3A, F1C, F2B, F3A, F1C, F2A, F3B. 1 2 3 4 5 6. 6 tane örten fonksiyon tanımlanabilir. Şimdi arkadaşlar bir de içine fonksiyondan bahsedelim. Şimdi bir fonksiyonun değer kümesi ile görüntü kümesi birbirine eşitse örtendi. Eşit değilse veya bir fonksiyonun örten değilse bu fonksiyonların içine fonksiyon denir. Yani değer kümesi ile görüntü kümesi birbirinden farklıysa arkadaşlar veya bir fonksiyon örten değilse içine bir fonksiyondur. Ve bu durumda değer kümesinde eşlenmemiş eleman kalır. Bakın şu arkadaşlar içine bir fonksiyon değildir. Çünkü neden? Bu örten bir fonksiyondur. Bakın değer kümesinde eşlenmemiş eleman kalmamış. Dolayısıyla bu örten fonksiyon. İçine fonksiyon değil. Bakın bu içine fonksiyon. Değer kümesinde 4 elemanı eşlenmemiş. Dolayısıyla bir fonksiyonun içine olabilmesi için de arkadaşlar A kümesinin elemanının B kümesinin elemanından küçük olması gerektiğini buradan sezgisel olarak söyleyebiliriz. Şimdi içine fonksiyon sayısını hesaplanıyor. Bunu da arkadaşlar örten fonksiyon sayısını çıkartarak bulabiliriz. Yani toplam fonksiyon sayısı ne üzeri m'de Dolayısıyla buradan örten fonksiyon sayısını çıkartacak olursak eğer geriye kalan fonksiyon sayısı içine fonksiyon sayısı olacaktır. Şimdi arkadaşlar bire örten ve içine fonksiyonları anlattıktan sonra hatta birebir fonksiyon, örten fonksiyon ve içine fonksiyonlardan bahsettikten sonra şimdi bunların ikili durumlarını inceleyelim. Yani bir fonksiyon birebir ve örten olabilir. Yani birebir örten fonksiyon diyoruz bu bu tarz fonksiyonlar arkadaşlar. Dolayısıyla bir fonksiyon hem birebir hem de örten ise bu fonksiyonlara biz birebir örten fonksiyon diyoruz. Ve bunları arkadaşlar birebir örten olabilmesi için tanım kümesinin eleman sayısıyla değer kümesinin eleman sayısının birbirine eşit olması gerekiyor. Çünkü hem örtecek hem de birebir olacak. Başka şansı yok. Bunlar eşit olmak zorunda. Bu durumda f a'dan b'ye tanımlanabilecek birebir örten fonksiyon sayısı m faktöriyel şeklinde hesaplanır. Peki birebir içine fonksiyon sayısı nasıl hesaplanır arkadaşlar? Şimdi bir fonksiyon öncelikle nedir bu? Hem birebir olacak hem de içine olacak. Bu durumda bu tarz fonksiyonlara biz birebir içine fonksiyon diyoruz. Bunun da formülü şöyle arkadaşlar. A kümesinin elemanları m, B kümesinin eleman sayısı da n olsun? Burada n'nin m'den büyük olması gerekiyor. Ve f de a'dan b'ye tanımlı ise bu durumda toplam birebir içine fonksiyon sayısı N'nin m'li permütasyonlarıdır arkadaşlar. Permütasyon N virgül B'dir. N'nin m'li permütasyonunun sayısını eşittir. O da N faktöriyel bölü N eksi M faktöriyel formülüyle hesaplanır. Şimdi bir de sabit fonksiyon diyelim arkadaşlar. Sabit fonksiyon bir fonksiyonun tanım kümesindeki tüm elemanları değer kümesindeki sadece bir elemana eşliyorsa bu tarz fonksiyonlara sabit fonksiyon denir ve sabit fonksiyon sayısı arkadaşlar şöyle hesaplanır. A kümesinin elemanları sayısı B olsun. B kümesinin elemanların sayısı da N olsun. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı ise toplam sabit fonksiyon sayısı nedir? Çünkü neden? Arkadaşlar, e, M'deki tüm elemanlar arkadaşlar B kümesindeki herhangi bir elemana gidecek. Dolayısıyla e, A kümesinin birinci elemanı B kümesinin daha doğrusu A kümesindeki tüm elemanlar B kümesinin birinci elemana gidebilir. A kümesindeki tüm elemanlar B kümesindeki ikinci elemana gidebilir. M kümesindeki tüm elemanlar B kümesindeki üçüncü elemana gidebilir. Nihayetinde M kümesindeki tüm elemanlar B kümesindeki eninci elemana gidebilir. Bu şekilde n tane sabit fonksiyon tanımlanabilir. Birim fonksiyon arkadaşlar Nasıl çarpma işleminde etkisiz eleman birdi, toplama işleminde etkisiz eleman sıfırdı. Dolayısıyla fonksiyonlarda da fonksiyonlu işlemler yaparken birim fonksiyon kullanılıyor arkadaşlar. Etkisiz eleman gibi düşünebiliriz. Bunu şöyle tarif ediyoruz. Her zaman kendisine verilen değeri döndüren fonksiyonlara birim fonksiyon denir. Birim fonksiyonun çeşitli ifadelerle tarif edebiliyoruz. Özdeşlik fonksiyonu da diyebiliyoruz. Özdeşlik gönderimi de diyebiliyoruz özdeşlik dönüşümü, bilim dönüşüm, bilim işlev gibi çeşitli e, ifadelerle biz bilim fonksiyonu e, şey yapabiliyoruz, tarif edebiliyoruz. Yani bu bu, kelimeler, bu, bu, ifadelerin herhangi biri bilim fonksiyonu anlamına geliyor. Ve matematiksel gösterimi de arkadaşlar fx eşittir x'tir. Yani x bağımsız değişkeni ne olursa olsun fonksiyon o bağımsız değişkeni kendisine döndürüyor. Yani f2 eşittir 2. F3 eşittir 3. F4 eşittir 4. F5 eşittir 5. Fp pi eşittir pi. Yani e, bağımsız değişkenin değeriyle o bağımsız değişkeninin f fonksiyonu altındaki görüntüsü birbirine eşit. Bu tarz fonksiyonlara birim fonksiyon diyoruz. Şimdi bir de çift ve tek fonksiyonlardan bahsedelim arkadaşlar. Bir f fonksiyonu a'dan b'ye olsun. E, a kümesine ait tüm x'ler için f fonksiyonu ile yani fx ile f eksi x birbirine eşitse bu tarz fonksiyonlara çift fonksiyon diyoruz. A kümesine ait yani tanım kümesine ait tüm x'ler için fx f eksi x'in eksilisine eşitse bunlara da tek fonksiyon diyoruz. Şöyle bir örnek yapalım. fx fonksiyonumuz x kare olsun. Şimdi f eksi x'i hesaplayalım. Yani x gördüğümüz yere eksi x koyacağız. f eksi x eşittir. Eksi x'in karesi. Bir sayının, negatif bir sayının karesi de pozitif olacağı için bu da yine x karedir. E x kare de f x'ti. Dolayısıyla burada arkadaşlar f x ile f eksi x birbirine eşit çıkıyor. Yani aslında f x eşittir x kare fonksiyonu çift fonksiyon. Şimdi g x eşittir x küp fonksiyonu düşünelim. Şimdi x gördüğümüz yer eksi x yazacak olursak eksi x'in kübü bu da eksi x küp. Eksi x küpte arkadaşlar eksi g x e eşit. Yani buradan g x fonksiyonunun da tek fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir de parçalı fonksiyonlardan bahsedelim. Parçalı fonksiyonlar arkadaşlar ee... Bir fonksiyon tanım kümesinin alt aralıklarında farklı birer fonksiyon olarak tanımlanıyorsa bu tarz fonksiyonlara parçalı fonksiyon denir. Yani fonksiyon tek bir e, fonksiyon olarak ifade edilmiyor. Birden yani çeşitli şartlara bağlı olarak farklı fonksiyonlar olarak yazılıyor. Mesela bir fonksiyonumuz f(x) olsun. Bu f(x) fonksiyonu şu h(x), g(x) ve u(x) de birer fonksiyon olsun. Şimdi bu f(x) fonksiyonu x bağımsız değişkeni a gibi bir sabit sayı olduğunu düşünelim. A'dan küçük değerler için x bağımsız değişkeni A'dan küçük değerler için fx fonksiyonu hx fonksiyonu eşit oluyor. x bağımsız değişkeni A'dan büyük eşit B'den küçük olduğu durumda ise arkadaşlar fx fonksiyonu gx fonksiyonu eşit oluyor. x B değerinden büyük olması durumunda da fx fonksiyonu ux fonksiyonu eşit oluyor. Yani bakın burada A ve B gibi iki tane kritik nokta var. Dolayısıyla bunlara biz parçalı fonksiyonun kritik noktaları diyoruz. Kısaca bir de fonksiyonlarda süreklilikten bahsedelim arkadaşlar. Bir fonksiyonun tanım aralığına ait en az bir elemanın f fonksiyonu altında görüntüsü tanımı değilse bu durumda bu fonksiyon o noktada sürekli değildir. Bunu basit bir şekilde şöyle tarif edebiliriz. Bir fonksiyonun belli bir aralıktaki grafiğini elimiz, elimizi hiç kaldırmadan tek seferde çizebiliyorsak bu durumda o fonksiyon tanım aralığında süreklidir denir. Yani bir fonksiyonun grafiğini çizerken arkadaşlar, tabi tanımlı olduğu bir aralıkta çizerken, bunun grafiğini elimizi hiç kaldırmadan tek seferde çizebiliyorsak, o aralıkta bu fonksiyon süreklidir. Kaldırmak zorunda kalıyorsak elimizi, yani tek seferde çizemiyorsak, bu durumda o fonksiyon o aralıkta belli noktalarda tanımsızdır, süreksizdir. Bunu matematiksel olarak da şöyle ifade ederiz. AB aralığı kapalı aralığında ve açık aralığı fark etmez. Bir AB aralığının ait bir her x0 için fx tanımlı olmalı. Yani fx fonksiyonu şu aralıktaki herhangi bir x0 bağımsız değişkeni için fx tanımlı olmalı. Ve o fonksiyonun x0 noktasındaki aldığı değerle şu limit işlemi, soldan limit işlemi, limit x, x0'a soldan yaklaşırken fx, limit x, x0'a sağdan yaklaşırken fx, bu da sağdan limit, ve limit x, x0'a giderken fx, bu da direkt x0 noktasına giderken ki limit. Bunlar birbirine eşitse arkadaşlar. Ve fx fonksiyonu da her x0, şu aralığı ait her x0 için tanımlıysa bu durumda bu fonksiyon o aralıkta süreklidir deriz. Şimdi arkadaşlar biraz da fonksiyonların grafiklerinden bahsedelim. Şimdi normal bilmiş olduğumuz arkadaşlar x, y koordinat sistemi düşünelim. x'lere burada biz bağımsız değişken, y'lere de bağımlı değişken diyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar yatay eksendeki şu x'teki ee, x1, x2, x3, x4, x0 bağımsız değişkenlerini fonksiyonda yerine koyduğumuz zaman elde ettiğimiz değerler yani fx1, fx2 bunlar da düşey eksende bağımlı değişken. Bunları kesiştirdiğimiz zaman şu noktaları elde ediyoruz. İşte bu noktaları birleştirerek biz fonksiyonun grafiğini çizebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şu nokta x1 birincisi bağımsız değişken x80'ine ait değişken x1, virgül f(x1). f(x1) de x1 bağımsız değişkeninin f fonksiyonu altındaki görüntüsü f(x1). x1 ile f(x1)'in kesişim kümesi, kesişim noktası olan şu nokta, x2 ile f(x2)'nin kesişim noktası olan şu nokta, x0 f(x0) noktası yine kesişim kümesi olan şu nokta ve bu noktaları böyle birleştirerek arkadaşlar tabii ben burada birkaç tane nokta tarif ettim. Bunlardan sonsuz tane nokta çiftleri elde edilebilir. Daha doğrusu nokta elde edilebilir. Ee, dolayısıyla bu sonsuz tane çifti, e, bu çiftlerden ilki bağımsız değişken x ekseninden gelecek. Diğeri de bağımlı değişken y ekseninden gelecek. Ve bunların kesişim kümesi olan şu noktaları birleştirdiğimiz zaman biz fonksiyonun grafiğini çizebiliyoruz. Peki şimdi bir grafiğe bakarak bunun bir fonksiyona ait olup olmadığını nasıl anlarız? Veya bir grafiğin fonksiyona ait olması durumunda grafiğe bakarak bu fonksiyon özelliklerini nasıl bilebiliriz? Şimdi gelin arkadaşlar bu sorunun cevabını vermeye çalışalım. Bu şekilde bir 10 tane grafik çizdim. Bu grafikleri kırmızıyla belirtiyorum. Şimdi bu grafiklere bakarak bunların fonksiyon olup olmadığını veya fonksiyonsa bu fonksiyon özelliklerinin neler olduğunu anlamaya çalışacağız. Şöyle ki birinci fonksiyonumuz daha doğrusu birinci şeyimiz fx eşittir x artı y olsun. Şimdi arkadaşlar buna bir şeyin bir grafiğin fonksiyon olup olmadığını anlamak için düşey çizgiler y'ye paralel düşey çizgiler çiziyoruz. Eğer çizmiş olduğumuz bu düşey çizgiler grafiği en fazla bir noktada kesiyorsa bu durumda buna fonksiyon diyebiliriz. Bir de yatay çizgiler çizeceğiz arkadaşlar. X eksenine yatay çizgiler çizdiğimiz zaman eğer birden fazla noktada grafiği kesmiyorsa bunlara da birebir fonksiyon diyeceğiz. Bu şekilde baktığımız zaman y eşittir x artı y grafiğini inceleyelim. Bakın burada x eşittir eksi 3 için f eksi 3 4 değerini alıyor ve bu nokta y eşittir x artı y grafiğin üzerindeki bir nokta. Şimdi düşey çizgiler çizdiğimiz zaman bu doğruyu en fazla bir noktada keser. Dolayısıyla bu bir fonksiyon. Peki yatay çizgiler bu grafiği kaç noktada keser? Yine onlar da bir noktada kesebilir. Dolayısıyla birebir. Örten mi? Evet, örten çünkü tüm x değerlerine karşılık tüm y değerleri ya yani tüm x değerlerine karşılık bu x değerlerinin f fonksiyonundaki görüntü kümesi aynı zamanda değer kümesine eşit tüm rasyonel sayıları dolduruyor. Doğrusal bir fonksiyon, bu tarz fonksiyonları doğrusal fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Yani doğru ile tarif edilen bir doğrunun grafiği olan fonksiyonlara biz doğrusal fonksiyon diyoruz. Bu da zaten y eşittir. x artı y doğrusunun grafiği. Sürekli mi? Evet sürekli bu e, doğru üzerinde herhangi bir nokta tanımsız değil. İkinci grafiğimiz fx eşittir x kare grafiği. Buradaki e, çizeceğimiz düşey doğrular yine bizim grafiğimizi en fazla bir noktada kesiyor. Dolayısıyla fx eşittir x kare bir fonksiyon. Yatay çizeceğimiz doğrular ise fonksiyonu iki noktada kesebiliyor. Birden fazla noktada kesiyor. Dolayısıyla birebir değil. Örten mi? Örten de değil. Çünkü e, görüntü kümesinde negatif sayılar yok. Yani fx negatif sayı alamaz. Oysa e, bütün fonksiyonları reel sayılardan reel sayılara inceliyoruz. Dolayısıyla f fonksiyonun görüntü kümesi değer kümesinin bir alt kümesi olduğundan dolayı içine bir fonksiyon. Sürekli mi? Evet elimizi kaldırmadan tek seferde çizebiliyoruz. Herhangi bir tanımsız bir nokta yok. Üçüncü grafik fx eşittir x küp ee, denklemine ait bir grafik. Burada da arkadaşlar yine düşey doğrular grafiğimizi en fazla bir noktada kesiyor. Dolayısıyla bu bir fonksiyon. fx eşittir x küp fonksiyonu. Yatay çizgiler de birden fazla noktada kesmiyor. Dolayısıyla birebir. Örten mi? Evet örten. Tüm x'lere karşılık y'lerin almış olduğu yani fx fonksiyonunun almış olduğu değerler beyaz sayıları kapsıyor. Tek fonksiyon mu? x yerine eksi x koyduğumuz zaman bu eksi fx'e eşit oluyor. Dolayısıyla tek fonksiyon. Sürekli mi? Evet sürekli elimizi kaldırmadan tek seferde çizebiliyoruz. Herhangi bir tanımsız nokta yok. Dördüncü grafiğimiz ise arkadaşlar fx eşittir x x sıfırdan büyük, x sıfırdan küçükken de f(x) eşittir eksi x. Zaten burada bakın, x eşittir sıfır noktası bir kritik nokta. Dolayısıyla bu bir parçalı fonksiyon. x'in büyük sıfır olması durumunda f(x) eşittir x, x'in küçük sıfır olması durumunda f(x) eşittir eksi x geçerli oluyor. Düşey doğrular da grafiği birden fazla noktada kesmediği için fonksiyon. Yatay doğrular. Birden fazla noktada kestiği için birebir değil. Peki içine bir fonksiyon mu? Evet içine bir fonksiyon çünkü görüntü kümesinde negatif sayılar yok. Dolayısıyla değer kümesinin bir alt kümesi, görüntü kümesi. Ee, sürekli bir fonksiyon mu? Evet sürekli bir fonksiyon. Doğrusal bir fonksiyon. Aynı zamanda parçalı bir do fonksiyon. Ee, peki tek fonksiyon mu, çift fonksiyon mu? Gelin ona bakalım. Bu fonksiyon arkadaşlar bakın şu fonksiyona benziyor. Bu fonksiyon çift fonksiyonu. Dolayısıyla bu da çift fonksiyon. Neden? Ee, f eksi x koyduğumuz zaman bu eksi f x eşit oluyor. Bir de şuna bakalım arkadaşlar. 5. grafiğimiz y eşittir 1 bölü x sin grafiği iki tane parçadan oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu bir fonksiyon değildir arkadaşlar. Çünkü x eşittir 0 noktasının biliyorsunuz tanım kümesi reel sayılardan reel sayılara. Dolayısıyla sıfır bir reel sayı fonksiyon olabilmesi için neydi? Tanım kümesindeki tüm elemanları eşleyebilmemiz gerekiyordu. Burada x eşittir sıfır için 1 bölü sıfır tanımsız olduğundan bunun bir görüntüsü yoktur. x eşittir sıfırın görüntüsünü elde edemiyoruz. Elde edemediğimiz için y eşittir 1 bölü x bir denklemdir, bir fonksiyon değildir. şuna bakalım y eşittir x veya fx eşittir x. Düşey doğrular tek bir noktada kesiyor. Dolayısıyla bir fonksiyon fx eşittir x. Aynı zamanda e, sabit bir fonksiyon, şey sabit diyorum birim fonksiyon. Çünkü fx eşittir x'i biz birim fonksiyon olarak tarif etmiştik. Birim fonksiyon, örten fonksiyon bütün veya sayıları e, kapsıyor. Görüntü kümesi tüm veya sayıları kapsıyor. Ka, 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 kapsıyor. Doğrusal bir fonksiyon, Aynı zamanda tek bir fonksiyon. f eksi x eksi f eşit. Sürekli bir fonksiyon. Bir de buna bakalım arkadaşlar. y eşittir 3 veya f x eşittir 3 grafiği. Düşey doğrular tek bir noktada kesiyor. Dolayısıyla bir fonksiyon. x bağımsız değişkeninin alabileceği tüm değerleri veya sayılarda alabileceği tüm değerlere karşılık görüntü kümesi her zaman 3'ten oluşuyor. Dolayısıyla sabit bir fonksiyon. İçine bir fonksiyon. Çünkü e, reel sayıların sadece bir elemanı 3. Doğrusal bir fonksiyon ve aynı zamanda sürekli bir fonksiyon. X eşittir 3'ün grafiği bu arkadaşlar. Bu bir fonksiyon değil çünkü düşey çizgiler bu grafiği sonsuz noktada kesiyor. Dolayısıyla fonksiyon değil. Buna bakalım. X kare artı y x 2'nin karesi eşittir 25. Bu bir çember denklemi arkadaşlar. Merkezi x eşittir 0, y eşittir 2 olan ve yarıçapı da 5 olan bir çembere ait bir denklem. Ee, düşey doğrular grafiği birden fazla noktada kestiği için bu bir fonksiyon değil. Y kare eşittir x denklemine bakalım. Bunun da grafiği bu şekilde arkadaşlar. Bu da bir fonksiyon değil çünkü çizmiş olduğumuz dikey doğrular grafiği birden fazla noktada kesiyor. Evet arkadaşlar bu şekilde grafiğe bakarak onun bir fonksiyona ait olup olmadığını veya bir fonksiyona aitse de o fonksiyonun özelliklerini bulabiliyoruz. Bu konuda yorumlar yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu grafiklerin bu yorumlarını da yaptıktan sonra şimdi bir özet yapalım. Öğrendiğimiz formülleri. A kümesinin eleman sayısı M olsun. B kümesinin eleman sayısı N olsun. Şimdi A'dan B'ye tanımlanabilecek bağıntı sayısı 2 üzeri M çarpı N. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı N üzeri M. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon olmayan bağıntı sayısı bağıntı sayısından fonksiyon sayısının çıkartılmasıyla bulunur. Yani 2 üzeri M çarpı N eksi N üzeri M. A'dan B'ye tanımlanabilecek birebir fonksiyon sayısı N'nin M'li permütasyonlarının sayısı. Burada N büyük eşittir. M olacak. A'dan M'ye tanımlanabilecek örten fonksiyon sayısı toplam sembolü K sıfırdan N'ye eksi birin K'ncı kuvveti çarpı N'nin K'lı kombinasyonları çarpı N eksi K'nın M'nci kuvveti. Burada da M N'den büyük eşit olacak. A'dan M'ye tanımlanabilecek birebir örten fonksiyon sayısı M ile N birbirine eşit olacağı için N faktöriyel veya M faktöriyel. A'dan B'ye tanımlanabilecek içine fonksiyon sayısı yani örten olmayan fonksiyon sayısı toplam fonksiyon sayısından n'e üzeri m'den örten fonksiyon sayısının çıkartılmasıyla bulunuyor. A'dan B'ye tanımlanabilecek birebir içine fonksiyon sayısı n'nin m'li permütasyonlarının sayısına eşit. Burada da n m'den büyük olacak. A'dan B'ye tanımlanabilecek sabit fonksiyon sayısı n tane eee burada Yanlışlıkla yazmışız. N büyüktür e, M olmak. Yani böyle bir şartta gerek yok. Bu, burada bir hata var. A'dan B'ye tanımlanacak sabit fonksiyon sayısı ne? Yani şöyle bir şart yok. E, A'dan B'ye tanımlanacak birim fonksiyon sayısı A eşittir B olmak zorunda. Tabii ki de. Çünkü kendini döndürüyordu. Bir tane. Yani bir tane birim fonksiyon sayısı. Var. Zaten o da bir tane zaten. Fx eşittir x. Tekrar altını çiziyorum. Şu ifade yanlış arkadaşlar. Dolayısıyla bunu kale almayın. Şimdi 5 tane soru çözelim arkadaşlar. A kümesi 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşuyor olsun. B kümesi de A, B, C, D. Bu durumda F A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon olsun ve F1 eşittir A olacak şekilde. Yani bakın burada bir tane eşleşmeyi yapmış. Yani bir elemanını A'ya götürmüş olacak şekilde kaç farklı fonksiyon yazılabilir, kaç farklı birebir fonksiyon yazılabilir, kaç farklı örtem fonksiyon yazılabilir, kaç farklı içine fonksiyon yazılabilir, kaç farklı birebir örtem fonksiyon yazılabilir, kaç farklı birebir içine fonksiyon yazılabilir, kaç farklı sabit fonksiyon yazılabilir. Şimdi arkadaşlar A. Bir kere bir F1 eşittir A. da diyor ki kaç farklı fonksiyon yazılabilir. Bir kere bir elemanı eşleşti. Artık bire eşleştiremeyiz. Dolayısıyla geriye kalan elemanlar 2, 3 ve 4. Yani A kümesi tanım kümesinde geriye sadece bu 3 tane eleman kaldı. Fakat bu 3 tane eleman B kümesindeki 4 elemana gidebilir. Çünkü e, fonksiyonun şartında tanım kümesindeki eleman birden fazla küme, e, değer kümesindeki elemana gitmeyecektir. Yoksa değer kümesindeki bir elemana tanım kümesinden birden fazla eleman eşleşebilir. Dolayısıyla geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakın A kümesinde 3 eleman kaldı. B kümesinde hala 4 eleman var. Dolayısıyla 4'ün 3. kuvveti. Yani 64 tane fonksiyon yazılabilir bu şekilde. B ne diyordu? Kaç farklı birebir fonksiyon yazılır? Şimdi şunu şunu eşleştirdik. Şunu şu eşleşti. Değil mi arkadaşlar? Bunu bu eşleşti. Dolayısıyla burada birebir fonksiyon diyor. Yani 2'nin Kaç farklı seçenek var? B, C, D'den birine gidebilir. Peki 3, 2 bunlardan birine gittiği için 3 için seçenek sayısı 2'ye düştü. 4 için de 1'e düştü. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani 3 faktörü ya. Yani 6 yani tane. C, kaç farklı örten fonksiyon yazılabilir? Örten fonksiyon. Şimdi burada da arkadaşlar F1 A'ya gitmişti. Dolayısıyla 2, 3, 4'ten B, C, D'ye daha doğrusu 2, 3, 4'ten A, B, C, kaç farklı örtem fonksiyon yazılabilir? şimdi he, burada tabii şunu şimdi niye A'yı K'yla almıyoruz arkadaşlar? Sadece şu B, C, K alıyoruz. Çünkü neden? Şimdi 1 ile A eşleşti. Eğer bunlardan herhangi birini A'ya gönderecek olursak bu durumda geriye kalan 3 2 tane eleman şuradaki 3 tane elemanı örtemeyecek. Örtemeyeceği için örten fonksiyon olmayacak. Dolayısıyla buradaki A'yı artık kullanamayız. Yani buradaki 2 3 4 elemanı buradaki BCD ile eşleşecek. Örten fonksiyon hesaplıyorken. Dolayısıyla A kümesinin elemanı bir sefer 3 oluyor, B kümesinin elemanı da 3 oluyor. Şimdi formülü bulacak olursak 3'ün sıfırlısı 3 üzeri 3 eksi 3'ün birlisi 2 üzeri 3 artı 3'ün ikili kombinasyonu. 1 üzeri 3 eksi 0. Yani 6. Yani 3 faktöriyel. Yani. Eleman sayıları aynı olduğu için 3'e 3 olduğu için arkadaşlar 3'e 3 olduğu için başka türlü örtme şansı yok. Yani her seferinde farklı elemana gitmek zorunda. Yani buradaki 2, 3, 4 2 B'ye gidiyorsa 3 artık B'ye gidemez. Farklı birine gitmek zorunda. Yoksa başka türlü örtemez. O yüzden aslında bu birebir örten fonksiyon. Ve aynı. Yani 3 faktör ya. Yani. 6. Şimdi D. Kaç farklı içine fonksiyon yazılabilir? Şimdi toplam fonksiyon sayımız 64'tü. 64'ten 6'yı çıkarttığımız zaman, yani örten fonksiyon sayısını çıkarttığımız zaman geriye 58 tane içine fonksiyon yazılabilir. E'de kaç farklı birebir örten fonksiyon yazılabilir? 3 faktörü yani. Çünkü başka, burada A kullanıldı. Dolayısıyla geriye B, C, D kaldı. Burada da 2, 3, 4 var. Bunların ikili eşleşmeleri 6 farklı şekilde yapılabilir. F kaç farklı birebir içine fonksiyon yazılabilir? Birebir içine fonksiyon yazılamaz arkadaşlar. Çünkü bakın burada 3 eleman var. Burada da birebir olacağı için 3 elemanı kullanmamız lazım. E buradaki 3 eleman buradaki 3 eleman hem birebir olacak hem içine olacak. Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla 0. Ha yani bunu örten fonksiyon cinsinden de yapabilirdik. Yani mesela e, birebir fonksiyon sayısı neydi? Kaç farklı kaç farklı birebir fonksiyon? 5 çıktı. Yani şu, 6 tane birebir fonksiyon. Şimdi bu 6 tane fonksiyon birebir birebir fonksiyon. Dolayısıyla bu aslında birebir içine fonksiyonlarla birebir örten fonksiyonların toplamı. Yani bir fonksiyon birebir ise ya birebir örtendir ya birebir içinedir nedir? İkisinin toplamı 6 olacak. E birebir örten fonksiyon sayısını biz 6 bulduk. Dolayısıyla 6 eksi 6 0 çıkacaktır. Ama görsel olarak da zaten görüyoruz. İçine fonksiyon sayısının birebir içine fonksiyon sayısının sıfır olması gerektiğini görüyoruz. Son olarak kaç farklı sabit fonksiyon yazılabilir arkadaşlar? Bir a'ya gittiği için arkadaşlar bir kere bir A'ya gittiği için 2 de A'ya gitmek zorunda, 3 de A'ya gitmek zorunda, 4 de A'ya gitmek zorunda. Dolayısıyla bir farklı sabit fonksiyon yazılabilir. Aslında 4 farklı sabit fonksiyon yazılabilir normalde ama bakın f1 A olacak şekilde diyor. Yani f1 A olmuşsa artık diğerleri de A'ya gitmek zorundadır. O yüzden bir tane seçenek var. Evet, ikinci soru A kümesi 1 2 3 4 olmak üzere f A'dan R'ye tanımlı bir fonksiyon ve 2x eksi 3. Yani eleman, e, tanım kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4. Değer kümesi reel sayılar. Buna göre fx fonksiyonunun görüntü kümesi nedir? Şimdi arkadaşlar her bir elemanın şu bağımsız değişkenlerin A kümesinden alacağımız her bir bağımsız değişkenin görüntüsünü bulalım f fonksiyonu altında. Şimdi fx fonksiyonumuz 2x eksi 3'tü. Bu durumda f1 bakın 1 tanım kümesinden geliyor. F1 eşittir. 2x 3. 2 çarpı 1 3. Yani eksi 1. F2 2 çarpı 2 3. Yani 1. F3 2 çarpı 3 eksi 3. Yani 3. F4 2 çarpı 4 3. Yani 5. Bu durumda A küm, tanım kümesinin F fonksiyonu altındaki görüntü kümesi FA bu şekilde gösterilir. Eşittir. Eksi 1, 1, 3, 5. Şimdi bir sonraki soru arkadaşlar. F fonksiyonu eksi 5 kapalı 3 açık aralığından reel sayıları olmak üzere tanımlanmış bir fonksiyon. Ve fx eşittir x artı 3 bölü 2. Buna göre fx fonksiyonunun görüntü kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır? Tam sayıların toplamı. Şimdi arkadaşlar bir kere bu fx fonksiyonu x'ler arttıkça değil mi? artıyor. Yani x'leri arttırıca bunu e, x artı 3 bölü 2'nin değeri artıyor. Dolayısıyla şu aralıktaki en küçük bağımsız değişken ne? Eksi 5. En büyük bağımsız değişken ne? 3 ama ya, 3 yazamayız ama 3 olarak 3'ten yani 3'ten küçük e, yazmamız lazım ama şimdi burada e, tam sayıların toplamını sorduğu için bir aralık fx fonksiyonunun görüntü kümesinin aralığını bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada şimdi fonksiyonumuz x artı 3 bölü 2. Şimdi en küçük değer, bağımsız değişkenin en küçük değeri eksi 5. Dolayısıyla eksi 5 yazdığımız zaman eksi 5 artı 3 bölü 2, eksi 1. 3 yazdığımız zaman 3 artı 3 bölü 2, 3. Bu durumda fx fonksiyonu arkadaşlar 3'ten küçük, eksi 1'den büyük eşit olmak zorunda. Yani bu şartla uygun. Kaç farklı tam sayı tanımlanabilir? Eksi 1, 0, 1, 2. Yani f fonksiyonunun tam sayılar, görüntü e, kümesindeki tam sayıların toplamı, bunların toplamı eksi 1, 0, 2. Evet, 2 eşit. Dördüncü soruda arkadaşlar, f fonksiyonu tam sayılardan reel sayılara tanımlı olmak üzere fx 2 küp eksi x verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonunun özellikleri nelerdir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Bir kere e, tanım kümemiz tam sayılar. Yani eksi sonsuzdan başlıyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, nokta nokta artı sonsuza kadar gidiyor. Tanım kümemiz bu. E, değer kümemiz de zaten reel sayılar. Fonksiyonumuz da fx eşittir. 2x küp eksi x. Şimdi f0 değerine bir bakalım. F0. F0'ı yerine koyduğumuz zaman fonksiyonda f0 x eşittir sıfırın görüntüsü f 0 eşittir sıfır eşit. F1 x yerine 1 yazdığımız zaman 2 çarpı 1'in kübü eksi 1 1'e eşit. F2 2 çarpı 2'nin kübü eksi 2 eşittir 14 eşit. Bakın sıfırdan büyük x değerlerini arttırdıkça fx'in aldığı değerler artıyor. Şimdi yani f3 koy eğer f3 hesaplayacaksak hesaplarsak 14'ten büyük bir değer ederiz. Yani f 20'yi hesaplayacaksak o da f 3'ten daha büyük bir değerdir. Yani gitgide artıyor. x'ler arttıkça fx'ler de artıyor. Şimdi f eksi 1'e bakalım. 2 çarpı eksi 1'in kübü eksi eksi 1 eksi 1 eşit. f 2 2 çarpı eksi 2'nin kübü eksi eksi 2 eksi 14. 2 çarpı eksi 3 eksi 3 yazdığımız zaman f eksi 3'te 2 çarpı eksi 3'ün kübü eksi 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 3. Bu da eksi 51. Bakın burada da x bağımsız değişkenleri tam sayılar kümesinde tanımlı x bağımsız değişkenleri küçüldükçe fonksiyonun aldığı değerler de küçülüyor. Yani buradan şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. f x n artı 1 eşit değildir x n. Yani herhangi bir tanım kümesinden herhangi iki eleman aldığımız zaman birbirinden farklı herhangi iki eleman aldığımız zaman bunların görüntüleri de birbirinden farklı. Ve aynı zamanda fx de f-x eşit. Bakın burada x yerine x-x yazarsak eğer eksi 2 x küp artı x eksi 2 x küp artı x de fx'in eksilisidir. Yani aynı zamanda bu tek fonksiyon. Ve FZler de arkadaşlar, reel sayıların bir alt kümesi. Çünkü e, tanım kümemiz tam sayılar olduğu için tam sayı değerler x bağımsız değişkenlere tam sayı değerleri verdiğimiz zaman elde ettiğimiz f fonksiyonun görüntüsü de tam sayılar olacaktır. Dolayısıyla tam sayılar da reel sayıların alt kümesi olduğu için içine bir fonksiyondur. Dolayısıyla fx fonksiyonu birebir içine ve çift fonksiyon ee, i̇çine ve tek fonksiyondur. Pardon burada yanlış yazmışız. Tek fonksiyon olacak. Beşinci soru. F R'den R'ye olmak üzere F Fx eşittir 4x eksi n ve F2 de 4'e eşit. Bu şekilde verilmiş. Yani f fonksiyonu reel sayıdan reel sayılara f fx bu şu demek oluyor. x yerine fx yaz demek oluyor. F, fx o demek. x yerine fx yazdığın zaman 4x eksi d elde ediyorsun. Ve f2 de 4'e eşit. Bu durumda fx fonksiyonunu doğrusal ise n ne, nedir? Şimdi arkadaşlar fx fonksiyonu doğrusal ise ax artı b şeklinde yazılabilir. Az önce grafiğinde bahsetmiştim. Dolayısıyla şimdi ax artı b fonksiyonunda fx eşittir ax artı b. f fx yani fx gördüğümüz yere ax artı b yazıyoruz. Yani f ax artı b. Yani x gördüğümüz yere fonksiyonda x gördüğümüz yere ax artı b yazıyoruz. Yani a çarpı ax artı b artı b. Bu işlemi yaptığımız zaman a kare x artı ab artı b oluyor. Şimdi bu neye eşitmiş? 4x eksi neye? A kare x artı ab artı b eşittir 4x eksi n. Bakın bunlar birbirine eşitse arkadaşlar x'in kat sayısı olan şu a kare ile şuradaki 4 birbirine eşit olmalı. ab artı b ile de arkadaşlar eksi n'nin birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi a kare eğer 4'e eşitse a artı eksi 2 olabilir. ab artı b de eksi n'ye eşit. Şimdi a eşittir 2 ise a yerine 2 yazarsak şurada 3b eşittir eksi ne? Buradan b eşittir eksi n bölü 3 çıkar. a yerine eksi 2 yazacaksak şuraya eksi 2 b, eksi b olur. Eksi b, eksi neye eşit. Yani b eşittir n olur. Yani a eşittir 2 ise b eşittir eksi n bölü 3 a eşittir eksi 2 ise b eşittir n. Şimdi f2 eşittir 4 demiş. Böyle bir bilgi vermiş. Dolayısıyla fx fonksiyonumuz da ax artı b dedik. Dolayısıyla 2a artı b eşittir 4. Şimdi a eşittir 2 ise a eşittir 2 ise a yerine 2 yazarsak 2 kere 2 4. b eşittir 0 çıkar. b eşittir 0 ise da arkadaşlar bakın a eşittir 2 ise b de eksi n bölü 3. Eğer b 0 çıkıyorsa n de 0'dır. Eğer a eksi 2 ise şurada eksi 2 yazarsak eksi 4 sağ tarafa geçtiği zaman 8 olur. b 8'e eşit. b 8. a eksi 2 iken de b ile n birbirine eşitmiş. Dolayısıyla n de 8. Yani bu şartları sağlayan iki tane n değeri var. Birisi n eşittir 0, diğeri de n eşittir 8. Evet arkadaşlar, oldukça uzun bir video oldu. Fonksiyonlara bir giriş yaptık. Bundan sonra bileşke fonksiyon ve ters fonksiyonlarla ilgili de en az bir video çekmeyi düşünüyorum konu anlatımlı. Dolayısıyla onu da önümüzdeki günlerde yayınlayacağım. E, şimdilik bu videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.